Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için uzun kollu bir yazlık bluz çalışması yapacağız. Bluzumuzu örmek için alt kısımdan başlıyoruz ve tam tur olarak örüyoruz. Hem önümüzü hem arkamızı yuvarlak şekliyle örüyoruz. İstediğimiz bel ölçüsünü geçtikten sonra yani kol ayrımına geleceğimiz yere kadar tam olarak örüyoruz. Kol ayrımına geldiğimiz zaman ise önünü ayrı, arkasını ayrı olarak örüyoruz. Ve yaka kısmını kayık olarak çalıştık. Bakınız kayık yaka çalışması yaptık. Şu şekilde. Ee, ve kollarımızı da her bir parçamızı tamamladıktan sonra birer birer ördük. Kol uçlarımızı tığladık. Ve en son olarak da gövde kısmının alt kısmını şu şekilde tığlayarak e, bluzumuzu tamamladık. Bluzumuzun ölçülerine bakalım. Boydan ölçtüğüm zaman tam omuz kısmından alt kısma kadar 30 santim, kol altından ölçelim, 26 santim, kolumuzu ölçelim, 18 santim. Evet, bu şekilde. Bluzumuzu hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bluzumuzu örmek için Etrofil marka ipimizi kullanıyoruz. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 80046 çok tatlı bir rengi var. Yeşil çok hoşuma gitti. Evet, örmek için ise 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Çünkü biraz dolgunca bir ip onun için ince tığlar biraz zorluk çıkarıyor. 3 numaralı tığ gayet ideal. Tabi daha büyük numaralı tığlarla da örebilirsiniz. Elinizin sık veya gevşek oluşuna göre ayarlamalar yapalım. Evet, örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 şöyle düzeltiyorum tığımın başını doluyorum birinci zincirin içerisine gelerek giriyorum bir tane ikili trabzanımı örüyorum bir ve iki İki tane zincir çekiyorum burayı bir daha yapalım isterseniz daha açıklayıcı olsun şöyle daha yavaş pekiştirelim üç tane zincirimizi çekiyoruz bir tane düğümüm attıktan sonra bir iki üç Tığımın başını doluyorum. Birinci zincirin içerisine gelerek tığımın başını girdiriyorum. Ve içinden geçiyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Yani başını doladığımı örüyorum. Sonra ikinci kez alıyorum. Bir tane ikili trabzanı buraya örmüş oluyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. Biraz önceki şu şekilde tuttuğum minik yuvamızı bakınız burada minik bir yuva yaptık aslında minik yuvamızı şu şekilde tutuyorum elimde zincirimi çektikten sonra şöyle arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum tam yuvanın arasına bakınız üzerine batmıyorum araya giriyorum içinden başını dolayarak girmiştim içinden çıkıyorum bir doladığımı alıyorum ve sonra diğer ikisini alıyorum bu şekilde tutarken iki tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra şöyle çeviriyorum ve tığımın başını tekrar doluyorum biraz önceki yuvamın içerisine tam içine giriyorum başını dolamıştım bir ve iki defa örüyorum minik minik yuvalarımızı hazırlıyoruz bakınız tekrar iki zincir çekiyorum zincirimi çektikten sonra Şöyle çeviriyorum yönünü. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen kutucuklarımın yönünü çeviriyorum. Araya giriyorum en son yaptığımız araya. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. En son hazırladığım kutunun içerisine giriyorum. 1 ve 2 tekrar 2 zincir yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum ve yuvamın içerisine giriyorum 1 2 bu şekilde 54 tane kutucuğumuzu hazırlayalım Antim olarak ölçüsüne bakalım birbirimizin ipiyle ve ölçüsüyle kıyaslamak için şu şekilde bakınız tutarak her ikisini de ilerletiyorum 56 buçuk santim şöyle hemen hemen 57 diyelim 57 santim ölçümüzü görüyoruz tüm öreceğimiz için tam yarı yarıya denk gelecek şimdi birleştirme işlemini yapalım şöyle düzelterek ve modelimizi uygulamaya başlayalım bakın düzgün bir şekilde şöyle ayarladım ve birleştirme işlemimi yapıyorum tam şu araya giriyorum kendi arasına bakınız ve bu şekilde birleşiyorum. Birleştirme işlemimi yaptıktan sonra 4 tane zincirimi çekiyorum. Yuvamın içerisindeyim. 2, 3, 4. Artık kocaman bir yuvarlağımız oldu. Bluzumuzu bunun üzerine örmeye başlıyoruz. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvamın içerisine 1, 2, 3 defa da örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Yuvamın içerisine 1, 2 ve 3 bir defa başında doluyorum zincirimle birlikte toplamda 6 tane trabzan olana kadar devam ediyorum 1 2 3 4 bakın zincirimizi de sayıyoruz 5. örüyorum 1 2 3 bir defa doluyorum 1 2 ikinci yarım aldığım için hemen düzeltiyorum 1 2 ve 3 sayalım 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 tane trabzanımızı yuvamızın içerisine ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum 2 zincirimizi hemen bir tane yuvayı atlıyoruz yanındaki yuvayı ikinci sıradaki gelen yuvanın içerisine batıyoruz Hemen dibine batmıyoruz. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimden sonraki hazırlanmış yuvayı atlıyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine başını dolayarak batıyorum. Ve bir defa başını doladığım trabzanlarımı 6 tane olana kadar örüyorum. Ve üçer defa da alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 şöyle bakalım 2 4 6 toplamda 6 tane trabzanımızı bir defa başını doladık 3 defa da ördük 2 tane zincirimi çekiyorum hemen yandaki kutucuğu atlıyorum bir sonraki kutunun içerisine gelerek batıyorum 2 tane zincirimi çektikten sonra yine hemen yanındaki kutuyu atlıyorum bir sonraki kutuya gelerek tığımın başını doluyorum ve 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. ve son örüyorum Bu şekilde bakınız 6 tane trabzanımızı yine ördük. Şöyle bakalım ilk başlangıçta 4 tane zincirimizi çektik ve yuvamızın içerisindeyken çekmiştik. 5 tane de trabzanı ördük toplamda 6 tane trabzanımızı yuvamızın içerisine ördük. 2 zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki kutucuğu atlayıp diğer kutuya battım batma işlemini yaptıktan sonra yine hemen yanındaki kutuyu atlayarak bir sonraki kutunun içerisine 6 tane trabzanımı bir defa başını doladım 3 defa da çektim. 6'ya doldurduktan sonra iki zincir çekip yanındaki kutuyu atladım bir sonraki kutuya sadece battım ve yine yanındaki kutuyu atladım bir sonraki kutuya 6 trabzanımı ördüm. yine iki tane zincirimi çekiyorum Bir tane atlıyorum diğer kutuya batıyorum. Ve bu şekilde sıranın başına kadar örerek ilerleyelim. Bütün kutucuklarımızı örerek doldurduk. Bakınız birer kutucuk atladık, sıradaki kutuya battık. Bu şekilde kutumuzun sonuna geldik. Kaç tane olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tam 14 tane modelimizi yerleştirdik ve şu şekilde kaldık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Tığımı takıyorum. 2 zincirimizi yine çektim. 2 zincir çektim. Bir atladım, battım. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi modelimizi örmeye devam edelim. İlk zincirimin üzerine batıyorum. Şu şekilde batıyorum bakınız. Tığımı zincirimin üzerine bıraktım. Şu şekilde alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Arkadan giriyorum. Tırabzanımı içe doğru bastırıyorum ve ikili trabzan örüyorum tekrar üçüncüyü örüyorum 3 üç tane trabzanımı ördükten sonra ortaya 2 tane zincirimi çekiyorum. 6 olan trabzanımızı 3 ve 3 olarak bölüyoruz. Ortada ise 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve alış yönümüz ardından bakınız giriyorum, bastırıyorum ve örüyorum. 1, 2. Iki. İkinci trabzanımı örmek için tekrar ardından giriyorum. Diğer yanından çıkıyorum. 1 ve 2. Tekrar üçüncüyü örüyorum. 1 ve 2. 6 tane olan trabzanımızı 3 trabzan ve 3 trabzan olarak ikiye böldük. Ortada ise 2 tane zincirimizi çektik. Modelimiz sadece iki sıranın birbirini tekrar etmesinden oluşmakta. Birinci sıramız bu gördüğümüz 6 trabzanımızın ardarda arda örülmesi ve bir defa başını dolayıp 3 defa da çekiyoruz. İkinci sırası ise 6 olan trabzanımızı ikiye bölüyoruz 3 trabzan araya 2 zincir çekiyorum ve 3 trabzanın arkalarından girerek örüyoruz şimdi ikinci grubumuza geçerken araya zincir çekmiyoruz hemen tığımın başını doluyorum ardından bakınız şu şekilde giriyorum bastırıyorum ve 1 2 3 3 tane trabzanım ördüm. Her ikisi arasındaki geçişimizi de görelim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Kalan 3 tane trabzanımı aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 ve 3 Şöyle görelim. Bakınız 6 şer trabzanlarımızı 3'er 3'er böldük. Ortaya 2 zincir ve şuradaki çok güzel görüntümüz ortaya çıktı. Modelimizi güzel gösteren kabartılı bölüm. Şimdi bir defa daha çalışalım. Sonrasında tekrar görüşelim. Şimdi tığımın başını direkt doluyorum. Ardından giriyorum. 1 ve 2. Tekrar ikinci trabzanın ardından giriyorum. 1 ve 2 yine 1 ve 2 1 2 zincirimi çekiyorum 3 tane trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum diğer 3 trabzanı örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 Evet bu şekilde 3 trabzanı ikili olarak örelim ve sıra başında görüşelim aralara zincir çekmeyelim Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamladık. 3 tane ördük, 2 tane ortaya trabzan ve 3 trabzanımızı örerek sıra başına kadar geldik. Bakın başlangıç noktasındayız. Yine araya zincir çekmeden 3 tane çekmiş olduğum trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum. 2 tane zincirimi de hemen ilave ediyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum ve başlıyorum örmeye. 1, 2, 3. 6 tane olana kadar 1 2 3 3 defa da örüyoruz bir defa doluyorum bakınız 1 aldım 2 ve 3 tekrar yapalım birinciyi ikinciyi ve üçüncüyü ördüm 5 tane oldu en sonuncu örüyorum 1 2 3 6 trabzanımızı ördükten sonra 2 tane zincirimizi çekelim Tam ortaya bakınız. Gruplar arasındaki geçiş ortasına gelerek batalım. Tekrar bir ve iki tane zincirimizi çektikten sonra yine yuvamızın içerisine bir defa başını dolayıp altı tane trabzanımızı üç defa da örelim. Bir, iki, üç, dört. 5 ve 6. 2, 4, 6. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tam ortaya batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvamın içerisine 1, 2, 3. Bir defa dolayıp 3 defa da aldığım 6 tane trabzanımı yerleştiriyorum. Modelimiz çok çok güzel durmakta. Tabi ipinizin kalınlığı ve inceliği ölçüyü etkileyecektir. Elimdeki ipim biraz dolgun. Ölçülerden de görmüşsünüzdür. İnce iple daha küçük durmakta. 2, 4, 6, 2 zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde sona doğru ilerliyorum. Evet sıramızın başına kadar altışar trabzanlarımızı örerek geldik. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. İki tane zincirimi çektim. Biraz önce başlangıçta da iki zincirimizi çekmiştik. Hemen dibine batıyoruz. Ve şu şekilde sadece geçişimizi yapıyoruz. Tığımızın başını dolayarak ilk trabzanımızın ardından giriyoruz. Ve bir, iki. İkinci trabzanımızı yine aynı şekilde bir, iki. Üçüncü trabzanımızı da bir, ve 2 3 trabzanımız ardından girerek tıpkı alta yapmış olduğumuz gibi kabartarak ördük 2 zincirimi çekiyorum 3 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum 2 ve 3 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördükten sonra araya zincir çekmiyorum hemen tığımın başında oluyorum Diğer 6 trabzanın ilk üçünü örmek için ilerliyorum 1 2 ve 3 hepsini arkadan alıyorum ve 1 2 defa da örüyorum. Araya 2 tane zincir tekrar 1 ve 2. Evet. Bu iki sıramızın tekrarından bluzumuzu örerek ilerletiyoruz. İstediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bluzumuz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettim. Şu şekilde bakınız çift olarak saydığımız zaman şöyle sayalım. Bakınız kabartılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve en sondaki ile birlikte 8 santim olarak ölçüsüne önce bir gövdemizin bakalım. Tam şöyle bakınız 26,5 buçuk uzunluğuna bakalım uzunluğumuz ise 20 santim cm. 20 santimde kol ayrımını yapıyoruz kol ayrımımızda 14 tane olan modelimizi bakın 1 2 3 4 5 6 7 arkaya çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 tam yarı yarıya tam yarı yarı olduğu için bakınız 7 tane arka tarafta kalıyor 7 tane ise ön tarafta önce yönümüzün birini sonra diğerini örerek e, gövde kısmımızı tamamlıyoruz. Bundan sonra sürekli e, yuvarlak çizmeyeceğiz. Tam tur yapmayacağız. Sadece parçamızın birini önce öreceğiz. İstediğimiz ölçü gelene kadar ördükten sonra diğer parçamızı örmeye başlayacağız. Şimdi buradan bakınız. Tam yarı yarıya böldük. Kol ayrımı yapmadık. Bakınız düşük kollu güzel bir kazak çalışması yapacağız. Hemen buradan alıyorum ilmeğimi ve geri dönüşümü yapıyorum şöyle iki tane zincirimi çekip batmıştım 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum artık yönümüzü çeviriyoruz ve almalarımız da farklı olacak buradaki kabartımızı yine kabartı olarak devam ettirebilmemiz için buradaki altı trabzanımızı bakın şu şekilde almaya başlıyoruz zincirlerimizi çektikten sonra bakın yandan giriyorum 6 tane trabzanımız yine 3 3 böleceğiz öncesinde ardından alıyorduk bakınız şimdi yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 bu tarafa geçmedik bakınız önce bu yönümüzü örüyoruz Bakınız 3 ve 3 olarak böldüğümüzde araya batmıyorduk hemen altının ilk üçlüsüne giriyoruz yandan 1 2 ve 3 ortaya iki tane zincirimizi çekelim kalan üç trabzanımızı yine örelim. 1 2 ve 3 araya zincir çekmiyoruz tığımın başında doluyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar başlıyoruz. Bakınız hemen 6'yı 2'ye bölüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanı ördükten sonra 1 ve 2. Kalan 3 tane trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1 2 ve 3 Evet işaretimize kadar örerek devam edelim. İşaretimizin olduğu yere kadar örerek geldik. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördük ve tam 7 dilimimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi geçişimizi yapıyoruz tığımızın başını bir defa dolayalım ve bakın işaretimizi bıraktığımız zincirimizin hemen yanına şöyle yanına batıyorum bakınız batıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum kısa kalıp e, modelimizi çektirmesin tekrar 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ortaya girerek 6 tane trabzanımı örüyorum yine modelimi başlatıyorum bakınız bu kez 3 defa da çekiyorum her zaman olduğu gibi 1, 2, 3 devam ediyorum 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5 ve altıncıyı da örüyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Ortaya batıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 6 trabzanımı 3 defada örüyorum. Bir defa başını doluyorum. sayalım 2 4 5 1 2 3 2 zincirimizi çekelim tekrar tam ortaya batalım tekrar iki zincir Evet şöyle bakalım bakınız modelimizi kurduk önlü arkalı örmeye devam edeceğiz şimdi bu uca kadar ilerleyelim ve uçta tekrar görüşelim. Aramızın ucuna kadar örerek geldim. En son noktadayım bakınız. Buradaki kenarımızın olduğu yere bir defa tığımın başını doluyorum. En uç noktaya batıyorum. Şu şekilde batalım ve 3 defa da çekelim. 1 2 3 kısa kalıp çekmesin. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve hemen yandan almaya başlıyorum bakınız yandan giriyorum üçer üçer kabartı işlemine başlıyorum 2 ve 3 2 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 araya zincir çekmeden diğer altıyı bölüyorum ve bu şekilde istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum Kolumuzu ayırdıktan sonra bakınız kol boşluğumuzu örmeye devam ettik ve yeterince ördükten sonra şimdi yaka kısmını örmeye başlıyoruz. Şöyle ölçü olarak vermek istiyorum. Ölçümüz tam 11 santim. Şu şekilde 11 santim kolumuz için ördük ve düz olarak örmeye başlıyoruz şimdi. Bir tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Tek seferde Sırasıyla trabzanlarımı birer birer örüyorum. Araya giriyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar trabzanımın üzerine başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Sadece bakınız trabzanlarımızın üzerindeyiz. İki tane zincirimizin olduğu yere ise bir defa giriyoruz. Tekrar trabzanlarımın üzerindeyim. Birer birer ilerliyorum. Sadece başını doluyorum. Her trabzanın üzerine bir defa batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ordudaki iki zincirimin olduğu yere ise bir defa giriyorum. Çekiyorum. Ve ilerliyorum trabzanlarımı ve sıramızın başına kadar bu şekilde ilerleyelim son trabzanımıza kadar örerek geldim tığımın başını doluyorum son trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum bir ve iki zincirimi çekip arkasını çeviriyorum ve sırası ile örmeye başlıyorum tek seferde bakın başını doluyorum trabzanımın üzerine batıyorum ipimi yarımladım hemen bırakıyorum ve düzgün bir şekilde alarak ilerliyorum Şimdi iki tane çiçeğimizin olduğu yeri bu şekilde alalım. Boğaz kısmına gelen kısımları ise sık iğne olarak öreceğiz. Bakın şimdi ilerliyorum. Evet. Şöyle görelim. Her iki bölümde de aynı işlemimizi yapacağız. İki tane dilimimizi omuzlarımız için sol tarafta ve iki dilimimizi yine sağ tarafta ayıracağız. Ortaya kalan 3 dilimimizi ise boyun aralığımız olarak öreceğiz. Boyun aralığı olarak öreceğimiz yeri sadece sık iğne olarak örmeye başlayacağız. Bakınız şuradan itibaren tam ortadan itibaren sık iğne örüyoruz. 1-2-3 dilimimize kenardaki iki dilimimizi ise aynı şekilde birer defa başını dolayıp çekme şekliyle örüyoruz. Şimdi sık iğne şeklinde örmeye başlayalım. İki dilimimizi tam örerek tamamladık. Giriyorum sık iğne bakınız sık iğne şekliyle iki dilimimize ilerleyene kadar sık iğnemizi örüyoruz. İki dil iki dilimimize geldiğimiz zaman ise başını dolayarak tek seferde çekme işlemimizi uygulayacağız. Sadece sık iğne Evet, bunun sonundan itibaren. Evet, şuradan itibaren bakınız. Tığımın başını doluyorum. Alıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde. Başa kadar ilerleyelim. Sonra yine aynı şekilde bu yöne doğru gelelim. Evet sıramızın başına kadar bir defa başını dolayarak ördüm ve şimdi tekrar bakınız başını dolayarak ördüm ve ortaya geldim. Ortadaki sık iğneli bölümümüzü yine sık iğne olarak örmeye başlayalım. Sadece ortayı sık iğne örüyoruz. Bakın batıyorum, alıyorum. Bu son sıramız. Şöyle biraz da sıkı örersek duruşu daha güzel, derli toplu olacaktır. Bakınız biraz daha sık alıyorum. sık iğnenin olduğu bölümleri biraz sıkıştırarak örelim. Diğer tarafta değil sadece sık iğneli olan bölümde biraz sık örüyoruz. Diğer yönümüzü de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Evet son sık iğnemi örüyorum. Başa geliyorum. Başını doluyorum. Başını doluyorum ve örüyorum. Omuzlarımızı başını dolayarak örüyoruz. Arayı ise iki sıra sık iğne ördük. Bakın, rahat örüyorum buraları. Yumuşak bir örgüyle. Ve son trabzanımı da örüyorum bir zincirimi çektikten sonra makasımla hemen şöyle biraz küçültelim kesiyorum şöyle duruşuna bakalım bakınız ortada meylimiz oldu şu şekilde şimdi diğer yönünü örelim burayı arka olarak kullanalım diğer yönümüzü ise ön olarak ayarlayalım Evet, diğer parçamızı örmeye başlayalım. Diğer parçamızı da e, aynen buradaki düzen üzerine örmemiz gerekmekte. Onun için ayracımı taktığım yerden itibaren ilerliyorum. Burada kalıp geriye dönüşümüzü yapmıştık. Şimdi ise buradan örmeye devam edelim. Diğer yönden başlarsak örgümüz ters düşecektir üst bölümümüzde. O yüzden kaldığımız yerden başlayalım. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Şuradaki ortaya batmış olduğumuz yere giriyorum. 1 2 3 4 Tığımızın başını dolayalım. Yandan girelim. Bakın ters yönde olduğumuz için yandan örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar yandan girerek kabartma işlemimi yapıyorum. Sıraya zincir çekmiyorum. Diğer grubuma geçiyorum. Hemen 3 3 örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar ikili trabzan örerek üçer üçer trabzanlarımı ayırıyorum ve yandan giriyorum. Şöyle kontrol edelim bakınız. Öne baktığım zaman yine kabartılı bölümlerin ön kısma düştüğünü görüyorum bu taraftaki ölçümüzün birebir aynısını diğer tarafa da örelim ve sonrasında görüşelim. Bluzumuzda ikinci ipimize geçtik ve ikinci ipimizden örmeye devam ediyoruz. Bu kısım önümüz olacak kısımdı. Şimdi aynı bakınız başını dolayıp da ördüğümüz düz yaka bölümüne geldik. Burada önümüz olacağı için birazcık daha derin istiyoruz. O yüzden başını dolayarak aldığımız yerleri bu yönde trabzan olarak örüyorum. 3 tane zincirimi çektim ve trabzanlarımın üzerine trabzan örüyorum. 3 tane trabzanıma 3 trabzanımı ördüm. Bir tanesi kenar dönüşü ve trabzanlarım. Araya bir tane trabzanımızı örelim. Yine sırasıyla her birinin üzerinden birer birer örerek ilerleyelim. Arka tarafta iki dilim olarak ayırmıştık omzumuzu Burada da aynı şekilde iki dilim olarak omuzumuzu ayıracağız. Ortaya bir tane birer birer ilerliyorum. 3. Evet, iki dilimimizi tamamladık. Şimdi yaka açıklığının olacağı yere geliyorum ve Hemen şuradaki bölüme giriyorum. Sık iğne olarak örmeye başlıyorum. Bakınız. İkili trabzandan hemen sık iğne olarak indik. Araya bir tane. Kesinlikle iki tane batmıyoruz. Açık olması. Birer birer trabzan üzerine. Şuradaki başını dolayarak örmüş olduğumuz kısımlarımızı trabzan olarak örüyoruz. Her iki omuzumuzun iki dilim üzerine. Aradaki bölümü ise yine sık iğne olarak örelim. Evet sık iğnelerimizi aradan ördüm. Diğer iki tane dilimimin olduğu yere geldim. Hemen tığımın başını doluyorum ve trabzanımdan örmeye başlıyorum. İkili trabzan şekliyle 2 3 araya bir tane trabzan kenardaki trabzanlarımı da örüyorum başa kadar ilerleyelim sıra başına kadar geldim ve üç tane zincirimi çektim burası bluzumuzun ön kısmı olacak ve bu kısım sağ omuzumuz olacak sağ omuzumuzda rahat giydirip çıkartmak için iki tane düğme iliği çalışmak istiyorum düğme iliklerimizi de önümüzde çalışalım arkaya da minik minik iki tane düğme takalım iliğimizin bir tanesini hemen bu boyuna geçişin yakınına yapmak istiyorum. Diğerini ise üçüncü trabzanımızın üzerine yapalım. Çünkü şurada omuzumuzla diğer küçük bir dikiş olacak kolumuzu örmek için. Hemen ondan sonraki bölüme bir tane ilik açalım. Ve bir tane de uca iki tane düğme iliği açarak örgümüze devam edelim. Zincirimi çekerek ördüm. Hemen ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum ve bir tane ilik açmış oluyorum. Arayı yine trabzanlarımla örüyorum. Evet, trabzanlarımızı örerek geldim. İliğimizi açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakınız 3 tane başında bir tane ilik, 7 tane trabzanım ördükten sonra yine bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum trabzanımı örüyorum ve ikinci düğme iliğimi açıyorum yine trabzanımı örüyorum ve son trabzanımı örüyorum son trabzanımı da ördükten sonra şöyle bakalım 3 tane başlangıçta 1 ilik 7 tane ortada 2 4 6 7 1 ilik 3 tane de diğer tarafta şimdi sık iğne olan bölümümüze geçelim ve daha derli toplu örmeye gayret edelim şöyle biraz daha sıkışık ve düzgün durmasını sağlayalım. Sık iğnelerimizle örgümüzün yaka kısmını düzenleyerek ilerleyelim. Diğer omuzumuzda ilik çalışması yapmayacağımız için dümdüz birer birer örerek ilerleyelim. Sık iğnelerimi bakınız şu şekilde toparlıyorum. Trabzanımın olduğu bölüme geldim. Tığımın başını doluyorum. İkili tırabzanıma hemen geçiyorum. Burayı dikeceğimiz için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Diğer omuzumuza düğme çalışacağız. Burasını kapatacağız. Evet başa kadar geldim ve iki tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı tığımın başını doluyorum 2 zincir çekmiştim tek seferde çekiyorum Bu son sıramız ve ortadaki sık iğneli bölümü örmeyeceğiz sadece omuzumuzdan örüyoruz defa başını dolayıp çekiyoruz. Bir defa dolayarak çekiyoruz. Yaka derinliğini fazlalaştırmak istediğimiz için yaka derinliğine sık iğnemizle de olsa giriş yapmıyoruz. Evet en son trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Ve omuzumu tamamlamış oluyorum. Orta kısma geçmiyorum. Bakınız şu şekilde. Burada hafif bir derinliğimiz var. Bir de diğer tarafta vardı. Evet. İpimi kopardıktan sonra hemen ilk trabzanımın olduğu yere tığımın başını girdiriyorum ve ilmeğimi alıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Diğer trabzanımı örüyorum sırası ile. İleğimin olduğu yere yine bir defa giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Diğerlerine de birer birer örelim. Bakınız birer birer ilerliyorum. Şöyle bakalım. Araya girelim. Diğer 3 trabzanımı da örüyorum. Ve Bir tane zincirimle omuzumuzu tamamlamış oluyoruz. Şimdi omuzlarımızı dikip kollarımızı örmeye başlayalım. Yaka kısmımızı tamamladıktan sonra kenardan minicik bakınız 3 tane trabzanımızın olduğu yerde minik bir dikiş düğmelerimizin olacağı omuzumuzu attım. Diğer omuzumuzu ise tamamen kapatalım. Kolayımıza geldiği şekliyle omuzumuzu dikelim. Uç kısımdan başlıyorum. Bakınız şuradan her ikisini aynı olacak şekilde denkleştirdim. Ve dikmeye başlıyorum. İlmeklerimden alıyorum. Düzelterek ilerliyorum. Dıştaki ilmeklerimden alıyorum. Evet sona kadar bu şekilde dikelim. Omzumuzun dikişini tamamladıktan sonra her ikisini de şimdi kollarımızı örmeye başlayalım. Kolumuzun bir tanesini başlayalım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Evet kolumuzu örmeye başlayalım. Kolumuzu örmek için tam kol altından alalım. Bakınız tam kol altından zincirimi şöyle çekip buraya kendimizi sabitliyoruz iki tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum İlk gelen bakınız örgümüzün kenarındaki zincirimizi atlıyoruz ikinci zincir yuvasının içerisine tığımın başını dolamıştım giriyorum 6 tane trabzanım 3 defa da alarak örüyorum 2 ve 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ana gövdeyi ördüğümüz gibi altı trabzanımızı örelim Evet 6 tane trabzanım ördüm yine iki tane zincirimi çekiyorum hemen yanındakine batıyorum 1 2 tığımın başını doluyorum bir atlıyorum bakınız ikinciye tığımın başını dolayarak batıyorum ve 6 tane trabzanımı Örmeye başlıyorum ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim ya da örgünüzün geliş yönüne göre e, atlayacağınız kutucuğu kendiniz ayarlama yaparsanız da çok daha uygun olur ama bu şekildeki ayarlamamız da çok güzel olmakta, yani tam olmakta. Dolumuzu örmek için bakınız modelimizi yerleştirdik 1 2 3 4 5 6 6 tane e, dilimimizi Kolumuza yerleştirdik. Şu şekilde diğer kolumuza bakacak olursak 1, 2, 3. Diğer tarafta da aynı şekliyle 1, 2, 3 tane kol kısmımızı yerleştirdik. Modelimizin ana gövdesinde ördüğümüz şekliyle örmeye devam ediyoruz. Bakınız 2 tane zincirimi çektim. 2 zincirimi çektikten sonra kol altımızda hiç yığılma yapmak istemiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şu şekilde 6 tane trabzanımın ilkinin ardından giriyorum ve örüyorum bakın ardından giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekip tekrar 1 2 ve 3 bu şekilde bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı ördüm diğer dilimime geçiyorum aynı şekilde örüyorum ve sayı olarak diğer kolumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dilim ördük. Diğerinin 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olan kısmıyla bitirdik. Ve bu görmüş olduğumuz başını dolayarak alıp en son kısmıyla bitirdik. Şimdi bu sayıya ulaşalım. Uç kısmını birlikte yapalım her iki kolumuz da aynı ölçüye geldi. Diğer kolumu da bu şekilde örerek tamam ve kenar tığlaması için örmeye başlıyoruz. Şimdi arka tarafını çeviriyoruz. Önden devam etmiyoruz. İç taraftan tığımızın başını doluyalım. ve trabzanımızın arasına girelim. Bir defa da çekelim. Tığımızın başını doluyalım. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ortadaki iki zincirimin olduğu yere ise 3 defa giriyorum. 1 Başını doluyorum. 2 Başını doluyorum ve 3, diğer trabzanımın arasına 1, yine 1. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. Bakınız çok hoş durduğunu görmekteyiz. Bluzumuzu bitirdikten sonra alt kısmını da trabzanlarımızla süsleyelim ve bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bluzumuzun herhangi bir yanından ya bu yandan ya bu yandan fark etmez. Hemen örmeye başlayalım yan kısmından giriyorum Şuradan mesela bakınız batıyorum bir tane de zincirimi çektim tığımı başını doluyorum hemen kutucuğumun içerisine girip bir defa da çekiyorum yandaki kutucuğa giriyorum bir defa da çekiyorum altı tane trabzanımızın olduğu yere geliyorum tığımı başını doluyorum bir iki üç 4, 5 ve 6. Bakınız buraya yine 6 tane trabzanımı ördüm. Tamın başında doluyorum Yandaki kutuca bir defa, diğer yandaki kutucuğa yine bir defa batıyorum. Diğer yana bir defa ve yine 6 tane trabzanımın olduğu yere geliyorum ve 6 defa başını dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki kutucuğa 1, bir, bir sonrakine yine bir defa doluyorum. Bir sonrakine bir defa da alıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Altı trabzanımın olduğu yeri 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yandaki kutucuğa başını doluyorum. 1, bir sonrakine başını doluyorum. Bir tekrar bir ve kutucuğumuzu altı bu şekilde alt kısmı tamamlayalım. İki tane de düğmemi omuz kısmı için diktim. Ve bluzumu bu şekilde tamamladım. Ve bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızda sizlere faydalı olabilmişimdir ve beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek Hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.